Bilgi burada. Sesli Bilgiler TR. Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Sesli Bilgiler TR teknik kanalı olarak yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomuzda görmüş olduğunuz bir adet bulaşık makinesi var Arçelik'in. Marka çok önemli değil bu arızalarda. Bu makinenin sıkıntısı durduğu yerde kendi kendine altına su akıtıyor. Yani elektrik bağlantısı olmasa dahi çalışmazken bile makine altından yoğun şekilde su kaçağı yapıyor. Bu tarz bir sorunla karşılaşırsanız neler yapabilirsiniz, nereleri kontrol edebilirsiniz bunu anlatacağız videomuzda. Öncelikli olarak kesinlikle cihazların elektrik bağlantısını kesin. Göstereceğimiz yerleri kontrol etmeden evvel. Çünkü elektrik bağlantısı açıkken yani fişte takılıyken cihazınız kontrol edeceğiniz yerlerde elektrik olması durumunda riske girebilirsiniz. Video harici bilgi için de Konya dışından özellikle aramayalım. Cihazı görmeden videodan farklı telefonda değişik bilgi veremiyoruz arkadaşlar. Şimdi bu cihazın önce su kaçağını gösterelim size. Şu an yer görüyorsunuz arkadaşlar. Makinenin arka bağlantısını yaptık biraz önce. Yani su girişine şuraya temiz su hortumunu bağladık. Ve bu görmüş olduğunuz suyun tamamı şu an yerdeki suyun tamamı çok kısa bir süre içerisinde yani bir 10-15 saniye içerisinde makinenin altından akmaya başladı. Tabi bu nasıl 10-15 saniyede akmaya başladı? Biz makineyi geriye doğru biraz daha yatırdık ve o şekilde su bağlantısını takıp kontrol ettik. Sizin makineniz düz duracağı için bu süre belki 1 dakika, 1,5 dakika olabilir. Çünkü ilk olarak su kaçırdığı zaman makinenin altındaki tabloya dolacaktır su. Şimdi yapmamız gereken işlem, makinenizin bulunduğu yer eğer dolap içiyse, kapalıysa makineyi öne doğru biraz çekiyorsunuz. Ve makineyi ilk olarak arkaya doğru bir kaldırıp alt tarafının kontrolünü yapmamız gerekecek. Makineyi burada gördüğünüz gibi şu şekilde hafif çapraz arka tarafa doğru yaslıyorsunuz. Ve sonrasında şu kapak normalde kapalı olur. Bu kapağın hemen şu köşesinde bir tane ve yine bu köşesinde bir tane vida bulunur. İki adet vidası var. Bu vidaları çözdükten sonra kapağı hafif aşağı doğru eğeceksiniz. Kapağı eğerken şuna dikkat edin. Bunu yerinden sökmezseniz tırnağını alt taraftan tutar tırnağı. Çok ayırırsanız malzemeyi kırabilirsiniz. Bu makinedeki sıkıntı arkadaşlar, makinemizin su giriş ventili. Şu an buradan onu size göstermeye çalışacağım ama görebildiğiniz kadarıyla. Hatta ben şunu çıkartayım yerinden. Size tam sağlıklı gösterebilmek adına. Evet, kapağımızı biraz daha açtık. Ve bu makinenin sıkıntısı arkadaşlar, görmüş olduğunuz arka tarafında bulunan şu su ventili arkadaşlar. Yani şu malzeme. Siz bunu arka taraftan hortum bağladığınız malzemenin devamı bu. Bunun kenarlarından suyu yoğun şekilde kaçırıyordu bu makine. Bu kapağı açtığımız zaman hortum bağlıyken buradan su kaçırdığını gördük. Bu akan su makine düz durursa önce bu tabloya dolar. Bu tablo dolduktan sonra kenarlarından dışarı akmaya başlar. Eğer böyle bir su kaçağınız var, fişte takılı ama çalışmıyor veya fişten çektiğiniz halde sürekli makine su kaçırıyorsa altına, büyük ihtimalle sizin de sorununuz bu makinedeki gibi su giriş bağladığınız yerdeki ventil arızası olabilir. Ventil soğuktan dolayı donup patlayabilir, eğer çok soğuk bir yerse çatlayabilir plastik. Bundan kaynaklı su kaçağı olabilir veya zamanla ömrünü doldurmuş da olabilir. Normalde çok sık karşılaşılan bir durum değil ama böyle bir sorunla karşılaşırsanız eğer ki bakabilirsiniz bu şekilde. Kendiniz yapabilirseniz şayet parça sökümü ve değişim parça için serviste görüşebilirsiniz. Ama daha sağlıklı olanı anlayan bir ustaya veya servise baktırmanız olacaktır. Parça budur arkadaşlar, su kaçağına sebep olan. Bunu daha da kesin hale getirmek isterseniz, makine eğer ki altını açamıyorsanız fişten çekiliyken çeşmeyi kapatıp bekleyip su kaçağı var yok o şekilde de test edebilirsiniz. Yani çeşmeyi kapattığınızda kesiliyor. Çeşmeyi açtığınızda gene akmaya başlıyorsa yine o parçadan olduğunu anlayabilirsiniz sökmeden de. Bu bilgiler ışığında usta çağırabilir veya kendiniz elden geliyorsa yapabilirsiniz. Tekrardan yeni videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, videolara beğeni ve yorum bırakmayı unutmayalım. Herkese kolay gelsin.